1984 Diyarbakır doğumluyum. Esasen mali müşavirim. 2008 bu yılından bu yana da aile şirketinde inşaat sektöründeyiz. Ben de son 2-3 yılımda kamu ve özel sektöre, hazır gıda sektöründe hazır yemek, catering hizmeti vermekteyim. Yani iş yaşamında böyle birkaç alanda, birkaç kolda devam etmekteyim. Aynı zamanda 2015 yılından bu yana da Diyarbakır İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aslında şöyle, feminist bilinç dediğiniz şey, yani belki de yaşadığım coğrafyanın da hani etkisiyle olacak ki biraz böyle anne ve babadan. Benim babam altı kardeşiz. Altı çocuk da üniversite mezunu. İlk dört kız, son iki erkek. Ve kız çocukların okuması onun üzerinde farklı bir hassasiyetti. Yan yana geldiğimiz her kişiyle, her bireye kaç çocuğun var, kızlarını okutuyor musun sorusu. O yani bu soru o yaşlarda çok böyle hani şey gelmiyor size. Biraz böyle çünkü ben herhangi bir ayrımcılığa uğramadım. Ne aile içinde ne dışarıda. Biraz daha güçlü kaldım. Yani hani uğradığım ayrımcılığın da cinsiyet temelli olduğunu fark etmedim açıkçası. Bu biraz daha aslında üniversite hayatıyla beraber daha fazla işte sivil toplum alanında çalışırken bunu fark ediyorsunuz. Çeşitli yapmış olduğunuz çalışmalar içerisinde bunu fark edebiliyorsunuz. Ve şunu görüyorsunuz. Kamusal alana kazandırılmış kadının zaten hiçbir eğitimden geçmesine gerek kalmaksızın bir erkeğin merhametine ihtiyaç duymadan, bir erkeğe mecbur kalmadan nasıl yaşayabildiğini, nasıl ayakları üzerinde durabildiğini, ne nasıl bu bilince varabildiğini görüyorsunuz. Kamusal hayata kazandırılmayan kadınların da hangi eğitimi alırlarsa alsınlar, o eğitimin bir yerde kısır kaldığını görebiliyorsunuz. O yüzden burada kadınlar için hep şunu diyorum. Biz yani annelik sadece savaş döneminde kutsanmış ve kadın sadece anneliğiyle kutsanmış ama bu sadece savaş dönemlerinde işe yaramış. Yani bugün kadın tarihine baktığınız zaman anneliğin kutsallığı üzerinden hiçbir kazanım elde edememiş. Kadınların esas en büyük kazanımları işte bu kamusal alanda. Yani evet eğitimli anne olmak önemli ama kamusal alanda kendine ve topluma bir şey kazandırabilen, bir şey katabilen kadının esas burada önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten sivil toplumda şudur. Sizin toplumdan aldığınızı ve kazandığınızı tekrar bir sorumluluk bilinciyle toplumla paylaşmanız demektir. Ona geri döndürmeniz demektir. Bunun için zaman verirsiniz. Bunun için hem maddi hem manevi katkıda bulunursunuz, fedakarlık yaparsınız. Ama bunun için de koskoca daha iyi bir gelecek demektir ve bu geleceği görür ve hissedersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Sizinle ayrıca başka zaman yine konuşmayı çok isterim. Ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.